Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Buton animasyonları serisine devam ediyoruz. Body etiketleri arasında ul etiketiyle beraber bir liste oluşturacağım. Listemi şöyle oluşturuyorum. Ve A diyerek bir liste oluşturdum. Bu listenin içerisine home, about, portfolio, buraya team ve buraya da kontak yazıyorum. 5 tane menü oluşturmuş oldum. Apps'a geldim. Burada sadece bir tane Google Font import ettim. Ayrıca resetlemelerim de var arkadaşlar. Zaman kaybı olmaması için resetlemeleri şu şekilde yazdım. Siz de videoyu durdurarak buradaki resetlemeleri pratikte kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, hemen şuraya bir yorum satırıyla beraber CSS diyerek kodlarımı yazmaya başlıyorum. İlk önce ul koduyla başlayacağım. Ul kodu benim bildiğiniz gibi listenin şuradaki etrafını saran kod bloğu. Buna diyeceğim ki display flex dediğim anda bütün li'leri ne yapacak? Yan yana toplayacak. Bir de buna gap boşluğu vereyim. 2 remlik gap boşluğu verirsem şu şekilde bakın. İki tane kod ile ne yaptım ben bunu? Flex mantığıyla birlikte kodlarımı yan yana sıralamış oldum. Daha sonra li etiketimi açtım. A etiketimi açtım. A'nın rengini şöyle bir 0-0 diyerek siyah bir renk haline getireyim arkadaşlar. Burada benim uğraşacağım yer zaten A tagı, yani A etiketi içerisinde before ve after sudo klaslarını kullanarak bir animasyon oluşturmaya çalışacağım. Zaten buton animasyonlarının birçoğu before ve after animasyon bloğu şeklinde olur arkadaşlar. Burada hemen A etiketinden önce bir content alanı oluşturacağım. Boş bir content alanı olacak. Background color'ına hemen red diyelim arkadaşlar. Kırmızı bir alan oluşturacağım. Bu kırmızı alanın width değerini 8 piksel yapacağım. Şöyle aşağı gelelim. Height değerini 8 piksel. Ayrıca bir de position verelim arkadaşlar. Position absolute. Left 0 ve top 0 dersem tam butonun üst tarafına gelmiş olacak. Ancak bakın görmüş olduğunuz gibi kırmızı alan tam olarak şurada. Yani benim artboard'um, yani çalışma alanımın sol üst köşesinde konumlandırıldı. Bunu önlemek için benim A içerisine position relative demem gerekiyor ki benim oluşturmuş olduğum şu element A tagı içerisinde konumlandırılsın. Buraya kadar her şey tamam diye düşünüyorum ve devam ediyorum. Hemen buradaki oluşturmuş olduğum elemente border radius değeri vereceğim. Ama bunu vermeden önce şöyle mixinleri oluşturayım daha rahat olsun. Mixinler diyeyim ve mixin dedim. Ve border radius değerini şöyle bir değişken vereyim. Ayrıca border radius değerinde bu değişkene eşitleyeyim. Bunun aynısından bir de transform ve transition için yapayım arkadaşlar. Şöyle dolar par dedim ve transition dolar par dedim. Bu değişkenimi de oluşturdum. Artık kodlarımın içerisinde include mantığıyla buradaki transition'ları sadece yazmam yetiyor arkadaşlar. Benim için mixin'ler bir prefix değeri oluşturuyor. Burada tekrar mixin dedim ve transform özelliğiyle birlikte transform'un değişkenine de dolar par diyeyim ve transform dedikten sonra buraya dolar par diyeceğim ve bunun içerisinde translate, scale, ve rotate özelliklerini de döndürebileceğim. Şöyle aşağı geleyim, before kısmına tekrar geldim. Burada artık include diyeceğim ve mixinimi kullanacağım. Border radius değerini kullanacağım. Burada 50% diyerek artık burada oluşturmuş olduğum elementi yuvarlak hale getirmem gerekiyordu. Bir yerde yanlışlık mı yaptım? Width 8 piksel, 8 piksel, position absolute. Büyük ihtimal display block kullanmadığımızdan dolayı mı? Yoksa tam olarak herhalde burada compile etmiyor mu acaba? Bir bakalım.
npm, tekrar bir compile edelim. npm run compile sass diyelim. Bir bakalım bir yerde hatamız mı var? Hatamız olmamız gerekiyor. Evet, bir yerde hata yapmışız. Nerede hata yapmışız? App.css içerisinde birinci satırda bir hatam var diyor. Şöyle yukarıya doğru bir geleyim bakalım. Nerede hatamız var? Font mixinlerde mi bir hatamız var? Evet, mixinlerde bir hatamız var arkadaşlar. Şu dolar parı aşağıya uygulamamış. Neden? Şöyle bir bakayım ben. Dolar par yazayım. Evet. Artık herhangi bir sıkıntı olmaması lazım. Evet, npm run çalıştı. Aşağıya geldim. Ve tekrar kontrol save dedim. Yeniledim. Bakın artık şunları da biraz büyütürsem eğer. Tam büyütmem lazım. Büyütemiyorum. Şuradaki yuvarlakları gördünüz. Kareleri ne yaptı? Border radius ile birlikte yuvarlak hale getirdik. Aslında amacım bu değildi. Buradaki kırmızıları benim ortada toplamam gerekiyordu. Şöyle yapacağım. Left değerini 50, %100 yapacağım arkadaşlar. Top değerini de %100 yapacağım ve alta doğru getirmiş olacağım. Ancak burada left'i 50 %100 getirdim. Ancak buradaki elementin de kendine göre bir width değeri var. Onu çıkartmam gerekiyor arkadaşlar. Onun için de burada tekrar include diyeceğim ve trans formu kullanacağım. Bunun içerisine translate x ekseninde eksi 50 yüzde diyerek benim şuradaki elementimi before'a vermiş olduğum kırmızılığı tam ortaya getirmiş oldum. Bütün elementlerde, bütün linklerde bu kırmızılık en altta ortada olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi bu before'un bir de kopyasını alacağım. Şöyle bir kopyasını aldım. Ve after dedim. Bundan bir tane daha oluşturdum. Aslında bu da altına geldi arkadaşlar. İki tane kırmızı alt alta gelmiş oldu. Şimdi ise artık animasyonumu oynatma zamanı geldi. Şurada A elementi içerisinde de yapabilirim. Şurada yapalım. A hover olduğunda before özelliğine şu elementi şunu ver diyorum. Yani translate x değerinde bunu yürüteceğim arkadaşlar. Şuna bir iki nokta üst üste daha verelim. Translate x dediği alanda artık ben eksi 5 piksel ya da eksi 10 piksel diyelim yürümesini istiyorum. Bakın üzerine geldiğimde sol tarafa şu yuvarlaklardan bir tanesinin çıktığını görüyoruz. Tabii burada çalışmamasının mantığı şu. Burada bir de eğim vermem lazım. Include transition diyorum. Ve buraya 300 milisaniye diyeceğim. Bunu aynı şekilde before'lara ve after'ın içerisine de uygulamam gerekiyor. Bakalım şimdi. Bakın yavaş yavaş animasyonum uygulanıyor. Tabii burada before'a verdiğim animasyon özelliğini aynısını after'a da vereceğim. After içinde uygulayacağım. Ama burada translate x'teki değeri 10 piksel olacak. İleri gidecek. Bakın şu şekilde ayırmış olacağım. Tabi burada 10 piksel biraz fazla oldu. 5 piksel olsun. Şöyle bir bakalım. Evet. Bakın linkin üzerine geldiğim zaman şu şekilde bir animasyon oluşturmuş oluyorum. Hatta şu kırmızılıkları birazcık da alta alabiliriz. Burada top değerini %100 dedim ama şöyle %120 desem daha mantıklı gibi. Bir daha bakalım. Üzerine geldim butonun. Bakın. Üzerine geldim. İki tane nokta yan yana açılmış oldu. Tabii siz sitenizi yaptığınız anda buradaki kırmızılıklar altta bu şekilde görünür olarak kalmayacak. Bunları gizledikten sonra açmanız gerekiyor. Yani before'da ve after'da bir opacity kullanmam gerekiyor. Şu opacity'nin aynısını aldım ve buraya da uyguladım. Daha sonra üzerine geldiğimde bu opacity'nin 1 olması gerekiyor. Aynı zamanda burada da ne yaptım tabii ki opacity'lerini 1 yaptım. Bunu da Ctrl-C, Ctrl-V dedim ve iki tanesine de yapıştırdım. Şimdi bakın üzerine geldiğim zaman opacity'leri 0'dı. Ancak üzerine geldiğim zaman ne oldu? Opasiteleri 1 oldu ve bu şekilde daha güzel bir görüntü elde etmiş olduk arkadaşlar. Ayrıca A'ya hover verdim.
Anın üzerine geldiğim zaman da bir kırmızılık olabilir. Buton gibi gözüksün. Onu da yapalım şöyle. Anın üzerine geldiğim zaman, yani hover olduğunda background değerini ne yapmıştık? Kırmızı yapmıştık. Color değerini de beyaz yapalım arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Üzerine geldim. Bakın üzerine geldiğimde şöyle bir kırmızılık oluyor. Tabii üzerine geldiğimde buradaki paddingler sıfır olduğu için herhangi bir şekilde buton hissiyatı vermiyor. Onun için ağlara bir padding verelim. Şöyle 0,5 RAM, 1 RAM diyelim. Daha düzgün bir buton rengi oldu sanırım. Bakın üzerine geldiğim zaman şöyle üzerine geldiğim zaman hem kırmızılık oluyor hem de altında iki tane noktanın birbirinden uzaklaşarak zıt yönlere doğru animasyon edildiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Ki buradaki butonların kenarlarına da bir border radius verelim. Neredeydi o? Tabii ki include değeri olarak include border radius değerini şöyle 4 piksel yapalım bakalım. Şöyle 4 piksellik bir alan vereyim. Olmadı. Neden? Çünkü bunlar display blok diyeceğim ki bunlara etki etsin. Border radius 4 piksel. Pardon, şurada hover'ı kaybetmişiz arkadaşlar. Ondan bir sıkıntı yaşadık. Bakın şimdi tam bir buton haline geldi. Üzerine geldiğim zaman ne oldu? Hem kırmızı bir arka planla kaplandı hem de altında iki tane çizgi oluşturmuş olduk arkadaşlar. Dilerseniz örneği birazcık daha farklı hale getirebiliriz. Bunun için şuradaki translate'lerimizi ve border radius'larımızı silelim. Width değerimizi 0 yapalım. Şurada opacity olmasına gerek yok. After'ı silebilirim. Tekrar oluştururuz arkadaşlar. Şöyle bir geleyim. Bir forma tekrar bakayım. Hatta şöyle bir 10 piksellik ve 2 piksellik bir height oluşturayım. Evet, çizgi oluşturacağım arkadaşlar. Birazcık daha büyük olsun çizgim. Aynen. Bu şekilde bir çizgim olsun ama çizgimi left ve top'a şöyle sıfırlayayım. Hover kısımlarını kaldıralım. Hover'larımız bu şekilde olmasın. Yukarıya gelelim. Buradaki hover'ımızı da kaldıralım. Evet, yeniden bir animasyon örneğine geçmiş olalım. Burada left'imizi 0, top'ımızı yine %120 yapalım. Tam olarak sol tarafta kaldığını görüyorsunuz. Bu neden? Çünkü ağlara bir padding değeri verdiğimden dolayı. Şu padding değerini vermeseydim eğer şöyle tam olarak sıfırlanırdı arkadaşlar. Bu şekilde kalsın. Çok önemli değil. Bu lerimin gap kısmını şöyle 3 RAM yapayım. Birazcık daha görünür olsun. Şimdi buradakilerin üzerine geldiğim zaman şu çizgilerin birbirine geçmesini istiyorum. Yani yan tarafa geçmesini istiyorum. Bunun için şuradaki width değerimi sıfırlıyorum. Daha sonra diyeceğim ki A değeri hover olduğunda before değerimin width değerini %100 yaparsam ne olur? Üzerine geldiğim zaman çizgi direkt şu şekilde akar arkadaşlar. Bunu bir örnekte yapmıştık. Ancak başka bir şey istiyorum. 50 yüzde olsun. Yarı oranında artsın. Bakın buradan başlamasın. Buradan başlayarak diğer tarafa geçmesini istiyorum. Onun için de ne yapmam lazım? Include diyerek transform translate x değerini %100 diyeyim ve diğer tarafa gelsin. Bakın şu şekilde. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi çizgim ne yaptı? İlk önce sıfırdan başladı. Translate sıfırdan ve translate yüze doğru yürümeye başladı. Yeri değişti ama bu yeri değişirken width değeri de %50 oranında artmış oldu. Bunu çift taraflı verebiliriz. Çift taraflı verirsek daha mı tatlı olur? Bir deneyelim. Bu after'dan, pardon, before'dan bir de after sudo class'ımızı verelim. Bunu da şu write'dan başlatalım. Write'ımız sıfır olsun. Görebilmek amacıyla şurada width değerini 10 pikselliği yapayım. Red olmasın. Bunun rengini bir değiştirelim. Şöyle bir renk olsun. Evet, şu renkten seçtim. Width değerini tekrar sıfırladım. Hover olduğunda before'u kopyalıyorum. After yapıyorum buraya. Width'i yine 50 yüzde olacak ama
Buradaki transform translate x değerini eksi %100 yapmam gerekir ki sol tarafa gitsin. Bakın arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bu da farklı bir buton animasyonu olmuş oldu. Bu animasyonları kendi içerisinde binlerce animasyon şeklinde yapabiliriz arkadaşlar. Yeter ki bu mantığı kavrayalım. Bu dersimi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Son bir hatırlatma, kanalımızı takip etmeyi unutmuyorsunuz eğer abone değilseniz. Paylaşmayı unutmayın. Bu kanalı herkesin dinlemesini ve öğrenmesini istiyorum arkadaşlar. Kanaldaki derslerimizin sadece bizim içimizde kalmamasını, bütün arkadaşların bu derslerden faydalanmasını diliyorum. Bunun için de sizden tek isteğim bu videolarımı paylaşmanız, sosyal medyada paylaşmanız ya da YouTube kanallarınızda paylaşmanızı diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.